pencerelerimizi örten, sabahları açtığımız, akşamları da kapattığımız perdelerimiz. Aynı zamanda evlerimizin güzel dekorları. Ama perdelerimizde bizi bekleyen önemli bir tehlike var. En çok da çocuklarımızı tehdit ediyor. İşte bu videomuzun konusu perdelerde gizli kalan ve fazla önemsenmeyen, göz ardı edilen tehlike. Videomuzu izleyelim ve görelim. Perdelerimizdeki bu tehlikenin adı kurşun. İnsan çocuğu olduktan sonra bazı şeylere daha da dikkat ediyor. Benim de 7 aylık oğlum perdenin altını çekiştirirken bir şey dikkat ettim. Perdenin altında dikiş noktasında bir sertlik var ve olması gerektiğinden daha da ağır. Makasla kesip içini açtığımız zaman kurşun metalini gördük. Perdenin altına ağırlık yapsın diye şerit şeklinde kurşun çekmişlerdi. Boncuk boncuk. Evet bu gördüğümüz malzeme işte böyle boncuk boncuk dizili olan Kurşun, İşte zehirli olan malzeme bu. Normalde elimize aldığımız zaman e, çok bir tehlike, arz etmez. Ama mesela ben kurşuna dokundum, bu elimi ağzıma götürürsem sıkıntı. Bu işlemi yaptıktan sonra elimi yıkayacağım veya bu işlemi en baştan eldivenle yapmam gerekiyordu, öyle söyleyeyim. Bütün bir şerit olarak perdenin en alt tarafından komple gidiyor. Farklı zamanlarda, farklı şehirlerden aldığımız diğer perdelerimizi de aynı şekilde incelediğimizde bu kurşun metalini perdelerde gördük. Peki bu kurşun nedir ve neden zararlı? Şimdi bu konuya geliyoruz. Çok basit anlatacağım. Kurşun bir ağır metaldir ve vücudumuza girdiği zaman vücudumuzdaki demir gibi faydalı minerallerin yerini alır ama onların işlevini yerine getirmez. Aksine hücrelerin ve sinirin yapısını bozarak vücudumuza zarar verir. Bunun daha da büyük zararı en büyük sıkıntısı bunun vücutta birikmesi, atılmamasıdır. Yani kurşunun aslında vücuda hiç girmemesi gerekiyor. Çünkü vücutta birikiyor. Ee, en çok da çocuklar etkileniyor. Ee, çünkü şöyle düşünün. Sinir hücresine girdiği zaman sinir hücresinin işlevini yitirmesine neden oluyor. En çok sinir hücremiz nerede var? Beynimizde. Doğrudan beyni etki ediyor ve çocuklarda zeka geriliği, hücresel olarak gelişim geriliği, ve daha da ileriki safhalarda kansızlık, halüsinasyonlar görme, akıl hastalıkları ve nihayetinde can kaybına kadar giden sonuçlara yol açıyor. Tabii en büyük tehlike altındakiler kurşun madenlerinde ve kurşun işlerinde çalışanlar. Ama başka bir tehlike varsa bu da çocuklarımız. Çünkü çocuklar en hızlı gelişim çağında kurşuna maruz kaldığı zaman o gelişimin önünde büyük bir engel oluyor. Aynı zamanda Zekasını da geriletiyor. Ve bütün zararları en çok çekenler de çocuklar oluyor. Peki sağlığımız için son derece zararlı olan bu kurşun vücudumuza nasıl giriyor? İki yola giriyor. Birincisi hava yoluyla, işte havada gezen kurşun molekülleri ve bunların bileşimleriyle akciğerlerimizden alınması vasıtasıyla vücudumuza giriyor. Bir diğeri de yiyecekler vasıtasıyla veya doğrudan kurşuna temas eden elimizi ağzımıza götürmemiz vasıtasıyla vücudumuza giriyor. Vücudumuza yemek yoluyla girilen kurşunun %10'u vücutta kalıyor. Peki kurşunun kaynakları ve kullanım alanları neler? Bu kadar zehirli, insan sağlığına bu kadar zararlı bir element nerelerde kullanılıyor? En başta sanayide kullanılıyor. Araba aküleri. Daha sonra elimizdeki, evimizdeki her yerde kullanılan elektronik eşyalarımızda. Elektronik eşyaların temelini oluşturan lehim o hani elektronik elemanları bağlayan o lehim kalay ve kurşun karışımından oluşuyor. Ve daha pek çok kullanım alanı var. Av tüfekleri mesela. Avcılıkta saçmaların hepsi kurşun. Silah sanayinde hepsi kurşun. Olta balıkçılığında ağırlıkların hepsi kurşun. Kurşunun bu kadar kullanılma yeri nasıl oluyor? Birincisi ağır olması. ikincisi kolay işlenmesi. Üçüncüsü de ucuz olması. Kurşunun kilosu yaklaşık 1,5 dolar. Gayet ulaşılabilir bir rakam. Ve bir kilo kadar kurşunla örneğin çok sayıda e, ağır balık ağırlığı, balık olta ağırlığı yapabiliyorsunuz. Bunun gibi kullanım alanları var. E, peki e, örneğin araba akülerindeki kurşun bize zarar veriyor mu? Şimdi kurşunun şöyle bir özelliği var. Kurşun bir ağır metal ve en azından durduğu yerde duruyor. Erime sıcaklığı yaklaşık 327,5 derece. Yani erimedikten sonra durduğu yerde aslında ne havaya karışıyor ne de elimizle temas ettiğimizde vücudumuza giriyor. Elimizi yıkamamız lazım tabii. Elimize yapışıyor. Ama elimizi ağzımıza götürmedikten sonra vücudumuza girmiyor. Böyle bir özelliği var. Yani araba akülerindeki kurşunu temas etmedikten sonra veya cami kubbelerinde de kurşun kullanılıyor. Cami kubbelerini yalamadıktan sonra aslında o kurşunun bize bir zararı yok. Ama kurşun akarsuları karıştığı zaman veya vücudumuza temas ettiği zaman ki özellikle kurşun asker gibi eskide kalan oyuncaklarla bütün bir nesilde kurşun askerle oynamıştır. E, bu son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor. Ve yakın döneme kadar çok tehlikeli bir durum daha vardı. Bu da kurşunlu benzindi. Kurşunlu benzin uzun yıllar boyunca 1960'lardan beri yakın bir döneme kadar kullanıldı ve atmosfere kurşun buharı ve kurşunlu bileşimleri saldı. Peki kurşunlu benzin neden bu kadar geç yasaklandı ve kim yasakladı? Clear Cameron Patterson isimli bir bilim adamı dünyanın yaşını hesaplarken okyanus kenarlarında ve deniz kenarlarında doğada olması gerekenden 100 kat daha fazla kurşun olduğunu tespit etti. Ve daha sonra bu kirliliğin kurşunlu benzinden kaynaklandığını ve kurşunlu benzinin yasaklanması gerektiğini söyledi. Ama ona güldüler. Dediler ki bu kurşunun hiçbir zararı yok kurşunlu benzinden çıkan kurşundan ne olacak gibi kampanyalar yaptılar. Çünkü karşısında büyük petrol şirketleri vardı ve büyük petrol şirketleri doktorları ve çeşitli bilim adamlarının satın almıştı ve istediği gibi yazılar çıkarttırıyorlardı. Dediler ki raporlar düzenlediler, bilimsel makaleler yaptılar. Kurşunun e, petrol kaynaklı kurşunun hiçbir zararı olmadığına dair yayınlar yapıldı. Haberler yapıldı, haber medyalarında, büyük büyük medyalarda. Ancak e, zaman gösterdi ki Benzindeki kurşun da son derece zararlıydı ve koca bir nesli zehirlemişti. Daha sonra Patterson'ın çabalarıyla ve dirayetiyle bu kendisine dalga geçen, kendisiyle alay eden insanlara karşı büyük bir cevap verilmiş oldu. Amerikan mahkemeleri benzinlerde kurşun kullanımını yasakladı ve yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılında da ülkemizde kurşunlu benzin kullanımı tamamen yasaklandı. Bildiğim kadarıyla da en son yasaklayan ülkede Cezayir o da geçtiğimiz sene kurşunlu benzin kullanımını tamamen ortadan kaldırdı. Yani kurşun kabul edilen son derece zehirli bir malzeme. Peki her çocuğun elinde bir kurşun kalem var. Çocuklar kurşun kalemle yazı yazıyor, kurşun kalemi ağzına götürüyor. Bunun bir zararı yok mu? Kurşun kalemin sadece adı kurşun. Kendisi kurşun değil. İçerisinde kömür bazlı, karbon bazlı grafit denilen bir malzeme var. Yani kurşunla alakası yok. Peki biz bu perdeleri ağzımıza mı sokuyoruz? Soluyor muyuz yani içimize mi çekiyoruz? Neden zararı olsun ki diyeceksiniz. Ben size anlatayım. Perdelerimizi çamaşır makinesinde yıkıyoruz. Çamaşır makinesine attığımızda sürtünmeden dolayı fiziksel aşınmaya maruz kalıyor. Aynı zamanda deterjanların kimyasıyla kurşunda bir takım çözülmeler meydana geliyor, oksitlenmeler meydana geliyor ve bu kurşun ve kurşun bileşimleri perdenin bütün her yerine yayılıyor. Perdeyi sabahleyin çekiyoruz, akşamleyin çekiyoruz. Sürekli elimiz temas ediyor. Ve perdenin tozları odanın her yerine yayılıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kurşun da odanın her yerine yayılmış oluyor. Ve biz kurşunu eser miktarda da olsa hem akciğerlerimizden hem de perdeye temas ettikten sonra elimizi ağzımıza götürmek dolayısıyla vücudumuza almış oluyoruz. En kötü yemek yerken yani o elimizde ekmeği kopartırken o ekmeği yiyorsunuz o kurşun vücudumuza giriyor. Ne demiştik? Kurşunun güvenilir, kabul edilebilir bir miktarı yok. Kurşun vücudumuzda hiç olmaması gereken ağır bir metal. Ne kadar olursa o vücuttan atılamıyor ve vücuttan birikiyor. Peki perdelerimizdeki bu kurşundan kurtulmamız mümkün mü? Ne yapmamız gerekiyor? Bu sorunun cevabına gelelim. En başta yapmamız gereken kurşunsuz perde almak. E, perdeyi hazır almıyoruz sonuçta bir yerden kestiriyoruz Ve perdeyi kestirirken diyeceğiz ki kurşun koymayın içerisine Bu kadar basit Peki daha önce aldığımız kurşunlu perdeler ne olacak? Bunlardan kurtulmanın bir yolu var mı? Evet bunlardan da kurtulmanın bir yolu var e, Perdenin en alt dikiş bölümünü makasla açıyoruz her iki tarafından Ve içerisinde sonradan eklenen şerit şeklindeki kurşunu çekiyoruz Ve perdeden uzaklaştırıyoruz bu kurşunu da çöpe atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Geri dönüşüm için akülerde vesaire kullanılması için hurdacılara veriyoruz. Onlar da bunları akü üreten firmalara satıyorlar ve kurşun dönüşümü gerçekleşmiş oluyor. Peki perdedeki kurşunu çıkardıktan sonra ne yapmak gerekiyor? Şimdi hem perdenin o bölümünde alt bölümünde hem de eğer daha önce yıkadıysak her yerine yayılmış bir kurşun var. Bunu uzaklaştırmak için de birkaç defa çamaşır makinesinde yıkamamız gerekiyor ki biraz olsun kurşundan arınsın. Ama yine en garanti yöntem eğer maddi imkanınızda el veriyorsa o perdeden tamamen kurtulmaktan geçiyor. Çünkü kurşun ağır metal ve bir yüzeyden çıkartılması her ne kadar yıkasak da zor. Çünkü suda çözülebilen bir malzeme değil. Perdelerimizdeki ve genel olarak kullanılan bu kurşunun zararlarını sizlere biraz olsun anlatmaya çalıştım. Sinsi bir tehlike çok hızlı zehirleme yapmadığı için bazen göz ardı ediliyor, bazen çok ciddiye alınmıyor. Aynı geçmişteki kurşunlu benzin olayındaki gibi ama bence ciddiye almamız gereken bir husus. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? En başta yaşam alanlarımızdan kurşunu uzaklaştırmamız gerekiyor. Mesela eskiden kurşunlu boyalar vardı şu anda yasak. Çocuk oyuncaklarında içerisinde kurşun olan boyalar kullanılıyordu. Bunlar da gerek Avrupa standartları gerek Amerikan standartlarında tamamen yasaklandı. Ve geri kalan kurşuna ulaşabileceğimiz mesela elektronik cihazlarımız var. Bir elektronik cihaz bozulduğu zaman bunu oynamak için çocuklarımıza vermememiz gerekiyor. Balık tuttuktan sonra o balık ağırlıklarını elledikten sonra muhakkak ellerimizi yıkamamız veya o ağırlıklara eldivenle dokunmamız gerekiyor. Ve o balık ağırlıklarını çocuklarımızdan uzak tutmamız gerekiyor. Tüfek saçmaları dahil bir av hayvanının içindeki kurşunu kesinlikle yanlışlıkla da olsa yememek gerekiyor. O minicik saçma vücutta kalıyor. Yüzde onunu vücut alıyor onun. Çok tehlikeli. Bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Güzel bir seyir olmuştur. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle derken kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Gerek katıl butonuyla gerekse de videonun altındaki teşekkür butonuyla bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle sağlıklı günler diliyorum.